Yani Trabzon bir kere şampiyonluk stresini üzerinden attı. Bunu hoca da attı, camia da attı, Trabzon kendi de attı. Yani bu, bu Trabzon spor için bence bu sezonun en önemli şeyi prestij ve para. Bu nerede? Şampiyonlar Ligi'nde. Yani bir Şampiyonlar Ligi'ni Trabzon'da çaldırmak, ülkede ülke adına başarılı olmak, ciddi derecede Trabzon'un hem Avrupa'da hem dünyada prestij açısından tanıtmak o eğlencelerle, şampiyonluk kutlamalarıyla bunu çok iyi yaptılar. Bunun devamında eğer Şampiyonlar Ligi'nde şanslı bir kura çekerse ve grup, inşa olur. ve gruplara kalırsa hem prestij hem de e, maddi anlamda çok büyük e, kazanımları olur. Onun için ben Trabzon öncelikle hedefinin Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı olmasını bekliyorum. Diğer yandan önemli transferler yapıyorlar. Yani evet, e, Enve Kame e, büyük önemli bir oyuncuydu. Yani şimdi ve Trabzon'a önemli hizmetleri oldu. Ve izleyenler sadece Trabzonlular değil. Sırf onu izlemeye gidenler yani adamın insanın gözüne hoş gelen hareketleri evet. yani futbolun show kısmıyla da e, fazlasıyla haşır neşen olan bir oyuncuydu ama olmadı ekonomik olarak ve gitti. Trazege ise o da baş, bana göre başarılı. Dün dediği gibi Trabzon çok önemli bir transfer yaptı yönetimimiz. Çok mutluyuz ben onunla oynayacağım için. Bir tarafta o, bir tarafta Viska. Önemli bir e, transfer. E, umarız ki e, ve maliyetli bir transfer onu da söyleyelim. Başarılı olur. Burada Trabzon'un bundan sonraki süreçte e, e, bir, bir işte stoper ar arıyorlar. O arayışları hala devam evet. ediyor. Başka da zaten yanılmıyorsam herhangi bir transfer yapmayacaklar. Tabii böyle bir Uğurcan'la ilgili hala böyle bir şey durum var. Bugün yine Portekiz basınında manşetti Uğurcan. Benfica'nın istediğine dair bir geniş bir manşet vardı bir gazetede. Bir de Abdülkadir, yani demek istediğim Uğurcan'ın bir durumunun tam böyle bir belli olması lazım artık. Yani gitmek istediğini biliyor Rus ama gidecek mi kalacak mı bana göre kalmalı ve bu Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almalı. Kesinlikle. Çünkü bu takımda çok önemli bir taşlardan biri. Abdülkadir Ömür yine onunla ilgili de böyle bazen haberler çıkıyor. Onun da bana göre kalması lazım. E bir de sağ stoper alınırsa yani biraz önce kadroyu tekrar saymanı rica edeceğim. Tabii. Yani taş gibi takım şampiyonluk stresi kalktı. Artık hedef Avrupa. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Tek Eksik sağ stoper. Yani o kadar alternatifli ki işte gerlersen, Bruno Perez sağda. Sağ stoper alacaksın bir, arkası Ahmet Can Taha Hüseyin. E, Vitor Hugo Densville sol stoper. Eren Elmalı'nın arkasında ben bire Faruk Can Genç var, genç oyuncu. E, Tronsen İsmail Köybaşı. Edim Bizcan'ın ikamesi Yusuf Erdoğan gerekiyorsa Abdülkadir Ömür. Ki, sol iç, sağ iç Abdülkadir Ömür yazdığın zaman onun ikamesi Bakasetas. Yunus Mallı ne durumda onu bilmiyorum. Ben onu düşünmüyor ama. Çok ee, geniş bir kadro ya. Orada çok geniş baya baya bir kadro yani var. Hamşik'i oynatsan değil. Bakasetas yedek kalacak. Bakasetas oynatsan Hamşik yedek kalacak. E sağ tarafta Trezegi'nin alternatifi Kuasi Cervinho dönecek daha. de var evet. Cornelius, Cervinho. Canini, Ersin Destan, Koyta. Koyta gidecek yüksek ihtimalle ama yani bayağı rotasyonlu bir kadro bu. Hı, Ve koydu sağ stoperi hallettiğin anda ki iyi bir sağ stoper ama yani Trabzonspor'un burada biraz e, keseyi açması lazım. Nasıl? Kesenin ağzını açması Kesenin ağzını açması lazım. Yani çok iyi bir sağ stoperden kastım da Edgariye gibi hani arkayı da toparlayacak, kademeye de girebilecek tarzda. Çünkü Şitigerler sen çok taktiksel sadakati olan bir oyuncudur ve orada Abdullah Avcı, mesela ben işte Larsan transferini net Abdullah Avcı yapmıştır diyorum. Net, %100 Abdullah Avcı transferidir. Yani bana bu oyuncuyu getirin demiştir. Çünkü tam bir taktik oyuncusu, pozisyon oyuncusu. Pozisyon almayı iyi bilir. Ee, öndeki oyuncular eğer ki o pas bağlantılarını oluşturabilirlerse çok iyi kaçabilir. Belki çok hızlı, çok çabuk bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama kendini o kadar iyi hazırlar ki pozisyona işte Larsan. Sene sonunda... Biz 6-11 yaparsak Şiştigerler seni yüksek ihtimalle yazarız. Ha Uçuyor kaçıyor diye yazmayız ama kendine hayran bıraktırır. Ne kadar sadakatli bir oyuncu. Taktiksel anlamda ne kadar hocanın dediklerini yapabilen bir oyuncu diye yazarız. Çok değerli bir şey. Ee, diğer tarafta Eren Elmalı. Yani, Trabzonspor geçen sene sağ ve sol bek yok gibi oynadı. Yoktu. Yani yok diyebiliriz. Değişti sürekli Tabii. yani. Yani çok fenerbahçenin yaşadığını yani bir ya nevi yaşadı ama diyebiliriz şimdi yani. Şimdi Eren Elmalı ile oynuyorsun. Eren Elmalı'yı birine benzeteceksek eğer Galatasaray'ın unutulmaz sol beki Hakan Ünsal. Ona yakın böyle o gücü var, o kuvveti var, gidip gelmekten yorulmayan bir oyuncu. Sırıtmaz kesinlikle hatta bir adım ötesi heyecanlandırır. Trezege ile oynayacak olması bir avantaj onun için. Trezege çünkü ayaktı. Bu çok... transferi nasıl bakıyorsun? Trezege mi? Evet. Yani teknik olarak. Yani Trabzon ya o, o da abla. 12'den vurdu mu hedefi? Ya onu diye. Yani Emre Kame'nin gözlerde bıraktığı, Hah. bravo. Akıllarda bıraktığı. Bravo. Yani şu şunu yaşayacak mıyız? Çünkü bu, bunun ne yazık ki yaşıyoruz. Yani e, ya cık, Alam ne ne hareketler yapıyor. Yani. ah ah Ama bu yani vuramadı varız. topa yine. Filan deyip bu filan böyle bir ses ya çünkü bunlar olacak yani. Evet, evet. Zor geldiği yerde çok zor ama yer. Şöyle sizin bıraktığınız yer çok önemli. Oradan bakmamıştım hiç. Yani Trezege bazı şeyleri negatif yapabilir ama Vakemen'in arkasından alınabilecek oyuncu kim olmalıydı aslında? Bu çok e, güzel bir yaklaşım bence. O Trezege olması e, doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü bir tarafta bir taraftar algısını yok etmek çok zordur. Mesela biraz daha düz bir oyuncu alınsaydı buraya ya kardeşim biz burayı vakemeyle oynuyorduk nereden çıktı bu adam derdi. Ya Beşiktaş yıllarca Mario Gomez'i şey yaptı silemedi kafasında. Yani Arkasında çok önemli bravo işte. Şeyi silemedi. Yani ee... oradaki geçişi hızlı yapamazsın. O renk tonu hani siyahtan beyaza geçemezsin. Mesela şu anda Trezege vakemeden sonra siyahsa yer vakeme sen biraz daha blue black'le geçmek zorundasın. O oyuncu Trezege. Yani sana en azından hücum anlamında o kreativliği sağlayacak bir oyuncu Trezege. Bu yüzden ben doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Performansını elbette izleyeceğiz. Ee, Valla kadroyu yapmak çok zor ama Trabzon'da. Yani biz her hafta Abdullah Avcı'yı eleştirebiliriz. Yani niye? Ya kardeşim Dorukan varken Siyopis Siyop mi oynar? Ya da Siyopis varken Dorukan mı oynar? Ya da Bakasetas varken Abdülkadir mi oynar ya da Abdülkadir varken Bakasetas mı ben oynar şöyle ya bir da Şöyle kulübeye baktığında sıkıntı yaşayacak yani. Evet. Ya çünkü yapacağız bunu. Çünkü nerede yapacağız? Mağlubiyetlerde, beraberliklerde yapacağız. Hep bana göre sana göre vardır futbol görece bir oyun. Burada çok zorlanacak hoca. Geçen sene tabii ki bu kadro yine genişti geçen sene. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Genişti ve son ama haftalarda çok temposu da düşen bir kadroydu yani. Ama avantaj belki şu olacak. Trabzon'un biraz daha güçlendiğini şöyle söyleyebiliriz. Geçen sene Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamşik, Bakaset, Bakasetas iki bu kere. Bakasetas'ta ilgili, <laughs> ilgili bir detay Bravo. verelim. ilgili bir detay verelim. Ya yani Bakasetas gidebilir yani bu bir evet. sürpriz olmaz. E, Trezege'nin bir şeyi var. Tabii Cornelius. Burayla problem çözen, yani Vakem ile problem çözen, 5 oyuncuyla genelde problem çözen. İlk ilk 11'de oynayan 5 oyuncuyla problem çözen bir takımdı. Şimdi Eren de hücum katkısı verecek. Eren'in hücum katkısı iyidir eren elmon e diğer taraftan nersen de bu katkıyı verecek. Yani şöyle bir şey olabiliyordu. Mesela Trabzon beklerinden katkı alam alamayınca o e pas ritmi bozulabiliyordu Trabzonspor'un bazen ve oyunu bazen arkada kabullenmek zorunda kalabiliyordu. Şimdi bekleri de öne çıkartınca Trabzon iyice baskıyı arttırabilir. Tabii ki tamamen biz tahvil ettiğimiz bir nokta. Bu oyuncuların bu oyuncu grubunun bize söylediği bir nokta. Şampiyonlar Ligi'nde e, benim tek handikap duyduğum nokta e, şu. O kadar zengin bir forvet hattı var ki insana ya, hepsini birden oynatırır bir orta saha bu. Ama ben Şampiyonlar Ligi'nde Trabzon'un her ne olursa olsun o ikiliyi bazen mesela Trabzon 4-1 4-1 gibi oynarken Şampiyonlar Ligi'nde hoca inşallah 4-2-3-1'e geçer. Yani Siopis Dorukan'ı ayırmaz hiç. Yoksa hadi Dorukhan'ı oynatayım. Yanına Abdülkadir Ömür Hamşik falan bakasitas yaparsak bu sefer çok e, zayıf karnımız orası olur. Çok geçişleri çok rahat yapabilir rakipler ama hani geçiş oyununu bu kadar iyi bilen Abdullah Abici buna müsaade etmez. Peki bu kadro başarılı olabilir mi Şampiyonlar Ligi'nde? Şu yani, anki haliyle. Ya i̇şte orada Şampiyonlar Ligi kadrosunda biraz daha savunmaya yönelik olmalı Trabzonspor. Çünkü neden? Siopis'te Dorukan'ı o dörtlünün önüne attığın zaman o merkezi tutar bu ikili. Rahat rahat tutar. Çok çok takıma karşı tutar. Önüne zaten senin Treze gibi, gibi hızlı Trezege gibi hızlı oyuncun var. E, sağ tarafta Edin Misce gibi problem çözebilecek oyuncun var. Ortalarına Abdülkadir Ömür atarsın. Dripling kabiliyeti de var bu üç ismin. Önüne de Cornelius var zaten. Çok güzel bir şey çıkabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Bizi böyle çok şaşırtacak bir Trabzonspor olabilir Şampiyonlar Ligi'nde Çünkü arka tarafta işte o sağ stoper var ya Çok kaliteli bir isim olursa <laughs> Çok kaliteli olmak zorunda ama Yani şaşırtmayacak Çok aradılar yani özellikle bu Kaan Ayhan üzerinde Çok çok durdular Yani ya olm ben de ama, o olmadı ama Başka isimlere Hugo ile beraber Kaan Ayhan. bende oturmuyor yani baş, İkisi iyi bir ikili olamayabilir yani Başka isimlere bakıyorlar şu anda Çok nette bir isim de yok herhalde onda önümüzdeki günlerde bir bitirirler zaman var. Bir zaman da var. Ama ben dedi ben de şeyi düşünüyorum. Yani evet zengin bir kadro, geniş bir geniş bir kadro ama bir yandan da bu geçen sezonun son haftalarındaki hayal kırıklığı yaratan bir futbol dizisi de vardı. Yani e, Trabzonspor Çok. bu paniğin getirmiş olduğu bir şey miydi? Bir e, daha geçen yazın dan beri başlayan ve devam eden maç yoğunluğunun getirdiği bir yorgunluk muydu? Panik, rehavet. Ee, mesela bir gelip parlamasından sonra son dönemlerinde çok kötüydü. Emre de son dönemlerinde çok kötü. Evet. Yani adam yürüyordu sadece. Hiç, hiç yardım bile etmiyordu o tarafa gelip. Yani bakmıyordu bile hiç arkasına. Hı. Şimdiki e, tabii bu yeni bir e, sezon ve yeni bir şey. Bir şampiyonluk aslında unvanı da korumak da önemlidir. Yani şampiyonluk unvanını korumak bir kez daha tabii ki şampiyon olmak önemli bir şey. Ama e, yineliyorum ben kendi kişisel fikrim Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka kalmak. Eğer kalınmazsa çok büyük açı açıkçası hayal kırıklığına uğrarım. Yani bizim o gruplarda ülke olarak olmamız lazım. Yani Kesinlikle. en azından Trabzonspor'un bunu başarması lazım. İnşallah tabii Fener de başarır. Ama Ve